Kürtleri komünizmden kurtardığımız gün. Türkleri Kemalizm'den, Kemalizm ideolojisinden kurtardığımız gün. Arapları Vehhabizm'den, Vehhabi ideolojiden şimdilerde şeye kaydılar, FETÖ'ye kaydılar. Ilımlı İslam ideolojisine. Bunlardan kurtardığımız gün bu üç ırkı, bu üç ırk birleşecek. Birleştiği zaman ne olacak? Osmanlı'ya bakın ne olduğunu. Osmanlı'ya bakın ne olduğunu anlarsınız. Kürtler, Türkler ve Araplar hilafet bayrağı altında birleştiği zaman Osmanlı oluyor. Dünyanın dört bir köşesine, yedi denize sen hükmediyorsun. Akdeniz benim gölümdür diye ferman yayınlıyorsun. Akdeniz göl olur mu? Bu Akdeniz ya. Kanuni Sultan Süleyman diyor ki burası benim gölümdür. Benim gölümde benim haberim olmadan sinek uçamaz. Sinek. Papa en sonunda çıldırıyor. Yeter be. Yeter be. Ona sormadan bir tane gemi çıkartamıyoruz. Hemen bütün Hristiyan devletler yanıma gelsin. Papa bütün Hristiyanları yanına çağırıyor. Donanma toplamak için. Çünkü Osmanlı donanmasının başında kim var? Hızır Hayreddin Paşa. Allah ona rahmet etsin. Kabri Beşiktaş'tadır. 20 sene önce ziyaret etmiştim. İnşallah yine ziyaret edeceğim. Osman kardeşim nerede Osman kardeşim? Osman kardeşim beni Beşiktaş'a götür. Hayrettin Paşa'ya gideceğim. Dua edeceğim inşallah. Ben götüreyim inşallah hocam. İnşallah kardeşim gideceğiz. Barbaros. Batılılar onu ne diye tanır? Barbarossa. Barbaros. Barbar kaptan. Barbar kaptan. Ya çok öyle bir acı vermiş ki barbar bunlara. Öyle bir acı vermiş ki. Preveze deniz savaşı vardır. Preveze. Preveze denilen yer bir koydur. Yunanistan'ın hemen batısında bir yer böyle, bir koy. Oraya Kanuni Sultan Süleyman 120 gemilik donanmasını gönderiyor. Bütün küçük adacıkların tamamını bu donanmayla alıyor. Donanmanın başında kim var? Hayreddin Paşa. Haçlı ülkelerinin başında kim var? Papa. Papa topluyor 4-5 tane ülkeyi. Hemen diyor bir donanma yapacağız. Donanmada kaç tane gemi yaptılar? 210 gemi. Türkler ne yaparsa ikimizini yapmamız lazım. Bunlarla kafa kafaya mücadele edemeyiz. Ancak sayı olarak fazla olmamız lazım diyorlar. 4-5 tane ülke ve papalık birleşiyor. 210 tane gemi. 60 tanesi kalyon. Kalyon ne demek? Yüzen kale. O kadar büyük gemiler. Kalyonların özelliği ne? Rüzgar olmadan hantal. Kürekçiler hızlı bir şekilde manevra yaptıramıyor. Bu da onu açık hedef haline getiriyor. Bu yüzden kalyon rüzgarla hareket eder. Rüzgarın hızlı olması lazım ki Osmanlı donanmasıyla sağlıklı bir şekilde savaşabilsinler. Osmanlı donanmasında 120 gemi var. 100 tanesi kadırga, çok küçük gemiler, topları var. Hızlı manevra yapabilen küçük gemiler. 20 tanesi kalyon. Asker sayımız kaç? 21 asker. Rakipteki asker sayısı 60 bin. Dünyanın o güne kadar gördüğü en büyük deniz savaşı. Preveze Deniz Savaşı. Dedenizle, atalarınızla, o Müslüman dedelerinizle övünün, gurur duyun ve benzemeye çalışın. Nasıl olur böyle bir şey ya? 210 gemi, 60 bin askere karşı 120 gemi, 20 bin asker. Müslüman donanması. Bizimkiler Preveze koyunda bekliyorlar. Fakat çok rüzgar var, şiddetli bir rüzgar var. Çıkarlarsa kalyonlara karşı direnme şansımız yok. Hayreddin Paşa bunu bildiği için bir şey yapıyor. Bütün askerlerine bir emir veriyor. Diyor ki herkes Allah'ın ayetlerini, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri alacak, kağıtlara yazacak ve gemilerinin, kadırga ve kalyonlarının sağına ve soluna bu ayetleri atacaksınız. Suya atacaksınız bu ayetleri. Kağıtların üzerine ayetleri yazıyorlar, okuyorlar ve suya atıyorlar. Rüzgar dinmezse biz bunların karşısına çıkamayız. Rüzgarın dinmesi lazım ki kadırgalarla hızlı manevralar yapacağız. Vuracağız kaçacağız, vuracağız kaçacağız. Vur kaç. Şeyh Şamil taktiği. Ve ne oluyor biliyor musunuz kardeşler? Yapraklar, ayetli yapraklar sulara atıldıktan sonra birkaç saat içinde o fırtına havası, o rüzgar tamamen kesiliyor. Tamamen kesilince Hayreddin Paşa emir veriyor. Koydan çıkıyorlar 120 gemi Haçlı donanmasına vurmaya başlıyorlar. Bizim toplarımız ve tekniğimiz onlardan daha iyi. Sayıca bizden daha fazlalar ama toplarımızın menzili onlardan daha iyi olduğu için vuruyoruz, kaşıyoruz. O kalyonlar, koca kale gibi gemiler manevra yapamadığı için, dönemediği için olduğu yerde sabit hedef, açık hedef. Küçük kadırgalarla vuruyoruz, vuruyoruz ve donanmalarının yarısını, aşağı yukarı yüzden fazla gemiyi yok ediyoruz. 35-40 tane kadar gemisine el koyuyoruz. 20 bin askerini öldürüyoruz. 10 bin askerini esir alıyoruz.
Haçlı tarihi denizde bundan daha büyük bir mağlubiyet görmemiştir. Yıllar boyu, ondan sonra yıllar boyu yine bizim hükmümüz denizlerde sürmeye devam ediyor. Bunun adı Hızır Hayreddin Paşa. Allah ona ve kaptanlarına rahmet etsin. Amin. Bütün Leventlerimize rahmet etsin. Amin. Amin. Senin deden budur. Senin dedenin kafası çalıştığı için Kanuni'nin babası Yavuz Sultan Selim Han. Bütün sultanlar batıya sefer yaptı, Yavuz doğuya sefer yaptı. Çünkü Yavuz'a göre ümmeti birleştirmedikçe batılılarla mücadele etmek mümkün değildi. Ümmeti birleştirecek, hilafeti alacak, ondan sonra batıya gidecekti. Yavuz Sultan Selim Han doğuya Memlüklere sefer yaptı, Şiileri yendi, hilafeti aldı, ümmeti Arapları, Kürtleri ve Türkleri birleştirdi. Ondan sonra batıya seferler başladı. Her şeyi oğluna hazır bıraktı, Kanuni Sultan Süleyman'a. Sultan Süleyman hazır bir ordu, hazır bir sistem ve kendisine bağlı Türkler, Kürtler ve Araplarla bütün dünyaya hükmetti. Bunu yaptığın zaman, bu üç ırkı birleştirdiğin zaman tek kuvvet olursun. Tek kuvvet olduğun zaman da dünyada senin sözünden daha üste söz söyleyecek kimse olmaz. Olay bu kadar basittir kardeşim. Allah-u Teala Hazretleri dedemize verdiği, atalarımıza verdiği bu kudretin bir mislini bize de nasip etsin. Amin. Onlar gibi İslamiyet'e karşı hassas olabilmeyi bize nasip etsin. Amin.